أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âli ve ashabına, ehl-i beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim bu cuma saatinin hayır ve bereketinden mahrum kılmasın bizleri. Allah Teala söyleyeceklerimizi, niyetlerimizi, düşüncelerimizi, amellerimizi, dua ve ibadetlerimizi bu mahrum saatte Rabbim kabul etsin inşallah. Bakara suresinin son ayetleri genelde yatsı namazlarından sonra cemaatle namaz kılınan mekanlarda yatsı namazlarından sonra okunur. Amenel Fasulü diye başlayan o son iki ayet, Bakara suresinin son iki ayet. Ondan önce 184. ayet-i kerimede Rabbimiz son iki ayeti söylemekle kastettiğim ayetin yerini zihnimizde yerleştirebildi. Bakara suresinin son iki ayetinden önceki ayet, 284. ayette Rabbimiz niyetlerimizi, düşüncelerimizi hesaba çekeceğinden söz edilir. Bugün bu cuma saatinde zamanımız elverdiği ölçüde bu ayet-i kerimeyi, Rabbimizin bu mesajını doğru anlamaya çalışacağız inşallah. Bakara 284. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın. وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ. İçinizdekini gizleseniz de, düşüncelerinizi açığa vursanız da her halükarda Allah Teala sizi hesaba çekecektir. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Düşüncelerinizden, duygularınızdan, niyetlerinizden sizi hesaba çeken Allah, hesaba çektikten sonra dilediklerini bağışlar, dilediklerini de azap edecektir. Allah'u alâ kulli şeyin kadir. Allah Teala her şeye kadirdir. Her şeye güç yetirendir. Her şeye de ölçü verendir. Bu size bildirdiği şeyi de yapar. Bunu yapmaktan da hiç kimse onu alıkoyamaz. Bu ayet-i kerimede anlamakta zorlandığımız, zorlanacağımız, belki tahammül sınırlarınızı zorlayacak olan husus, düşüncelerimizden, duygularımızdan da Allah Teala'nın bizi hesaba çekiyor olması.
Hani bir şey yaparız, pratiğe geçeriz, amel olarak ortaya koyarız, yaparız, ederiz, bunun hesaba çekilmesi tamam. Fakat bu ayet-i kerimede dikkat çekici bir nokta amele dökülmedi. Pratiğe aktarılmadı. Düşünce safhasında olan bazı şeylerin de Allah Teala tarafından hesaba çekileceğinin bildirilmiş olmasıdır. Bu beşer olarak, insan olarak zaafları, zayıf noktaları olan bir varlık olarak bizim zorlandığımız, zorlanacağımız bir husus. Yaptıklarımızdan hesaba çekilmeyi anlarız. Ama yapmayı düşünüp de yapmadıklarımız, tasarı ve plan safhasında kalmış olan, düşünce aşamasında kalmış olanların da hesaba çekileceğini duyduğumuz zaman ki Bakara 284. ayette bu biraz bizi tedirgin ediyor, etmelidir. Bu ayetin biz bugün muhatapları olarak bu şekilde anladığımız zaman gerçekten zorlandığımız gibi ilk muhatap yani sahabe toplumu Allah Resulü'nün ilk muhatapları, bu ayeti ilk duyan nesil çok şiddetle ürktüler, irkildiler, tedirgin oldular. Bu ayeti duydukları zaman gizlediklerimizi de içimizde sakladıklarımızı da amele döküp yaptıklarımızı da Allah hesaba çekecek cümlesini duydukları zaman tedirgin oluyoruz. Ve konuyu Allah Resulü'ne açtılar. Acaba biz mi yanlış anlıyoruz? Ayette farklı bir şey mi var? Onu anlamaya çalıştık. Gittiler dediler ya Resulallah. Namaz oruç gibi Allah yolunda savaş gibi malları harcamak, infak etmek gibi gücümüzün yeteceği amellerle sorumlu olduk. Allah Teala bunların tümünü bize söyledi, biz de yaptık. Fakat şimdi bu ayet-i kerimede gücümüzün yetmeyeceği bir husus Allah tarafından belirtildi. Her birimizin aklına, her birimizin aklına, kalbine, düşüncesine öyle şeyler geliyor ki dünyaları verseler, dünyaları verseler, bunların kalbinde bulunmasını hiçbirimiz arzu etmez. Ama geliyor işte insan olarak. Kalbimize, zihnimize geliyor. Meşru olmayan birçok şey düşünce geliyor. Fakat biz bu ayeti, yani Bakara 284. ayet okuduğumuz zaman da, dinlediğimiz zaman da, bu halimizle karşı karşıya kaldığımız zaman da buna tahammül etme imkanımız yok. Savaşa gideriz, malımızı veririz, canımızı veririz. Fakat zihnimize gelen şeyleri engelleme noktasında işimiz zor. Allah Resulü bunu söyleyen ashab-ı kirama dedi ki ya dedi siz de sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudiler ve Hristiyanlar gibi سَمِعْنَا وَعَسَيْنَا mı demek istiyorsunuz? Yani işittik ama kafamıza göre takılacağız, isyan ediyoruz mu demek istiyorsunuz yani? Bu ayet-i kerimeyi itaat etmeniz gerekirken sizden önceki din mensupları, inanç mensuplarının yaptığı gibi işittik ve isyan ettik mi demeye çalışıyorsunuz? Aman hafta! سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا دِينَ وَفَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرِ Rabbimiz işittik. İşittiğimiz, duyduğumuz şeylere itaat ediyoruz. Eksiklerimiz olursa Rabbimiz sen bizi bağışla. Dönüş sana. Bu 285. ayetin son bölümünü Allah Resulü Ashab-ı Kiram'a söylüyor.
Ashab-ı kiram anladı ki, Allah Resulü izahlarından anladı ki, bu ayeti böyle değerlendirmek, yani biz beceremeyiz, bu ayet bize zor bir yük yüklüyor şeklindeki bir düşüncen yanlışları var. Bu bir. İtiraz yok. Duyduk, isyan ettik türlü bir tavır, Yahudilerin tavırıdır. Kur'an'ın herhangi bir emir ve yasakla alakalı ayetini duyduğu halde, duymazlıktan gelen, bunu duyduğu halde duymamış gibi davranan bir insanın tavır ve davranışı ile Yahudilerin Allah'ın ayetlerini duydukları zamanki tavır ve davranışları arasında bir fark var. Bugün itibariyle. Faizin haram olduğunu duyduğu halde hiç duymamış gibi davranan, namazın, beş vakit namazın farz olduğunu duyduğu halde hiç uğradı olmadan, haccın, kurbanın, tesettürün, hayanın, iffetin vesaire emir ve yasakların tüm alakalı ayetini duyduğu halde duymamış gibi davrananların durumu var. Allah muhafaza. Ashab-ı kiram bu tedirginliği dile getirdi. İçinizde sakladıklarınız var. Amele döktükleriniz de Allah tarafından hesaba çekilecektir ayetiyle alakalı bu tedirginliği. Ve sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bakara Suresinin bu son ayetinde geçen لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا اُسْحَى ayetini onlara söyledi, dedi ki iş düşündüğünüz gibi değil elbette. Allah Teala hiç kimsenin gücünü yetmediğini bilmez. Allah Teala hiç kimseye gücünün yetmediği bir şey yüklemez. Yani elinde olmadan bu ayetle ilgili Ashab-ı Kiram'ın söylediklerini, düşüncelerini dikkate alarak bunu anlatmaya çalışırsak şayet Allah Teala insanın elinde olmadan insanın aklına gelebilecek kötü düşünceleri haramı yapmaya niyetlerle, Allah'ın bir emrini ihlal etmeye yönelik bir niyetlerle zihnine takılan bir şey, kendi iradesiyle değil mi? Dikkat edin lütfen. Yanlış anlaşılmaya müsait düşünceler bahsediyor. Kendi iradesiyle değil. İradesi dışında zihnine bir şey geldi. Allah Teala bundan insanı sorumlu tutmaz. Sorumlu tuttuğu şey ne? Allah Resulü'nün ifadesiyle. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yapmayı tasarladı. Düşündü. Üzerinde kafa yoktu. Planladı. Ama yapma imkanı olmadığı için terk etti. Bu hesap kokusu. Tekrar söylüyorum. Bir kötülüğün, bir haramın, Allah'ın yasakladığı bir konunun, Resulullah'ın yasakladığı bir konunun yapılmasına niyet ettiniz, yapmayı tasarladınız, kendiniz bunu planladınız ama bir takım faktörlerin etkisiyle bunu yapamadınız, yapmadınız değil. Yapmaktan kendi iradenize vazgeçtiğinizden bahsetmiyorum ya. Tasarladınız ama bazı dış faktörler bunun yapılmasına müsaade etmedi ve vazgeçtiniz. Yani nasıl onun ifadesiyle düşmeseydi gidecektim. Allah Teala bunu hesaba çekiyor. Neden ki amele dokun? Neden ki uygulamaya geçirmek? Sebebi? Çünkü tasarlayan sizsiniz. Planlayan sizsiniz. Üzerinde kafa yoran sizsiniz. Dolayısıyla bu zihinsel, bu fikirsel eylem Allah tarafından hesaba çekildi. Hesaba çekildikten sonra da ayetin ifadesiyle iki şıktan birisi bir فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَى وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَى. Bu
zihinsel eylem, bu düşünceden dolayı Allah Teala ya sizi bağışlayacaktır ya da bundan dolayı azaba çeker. İkisinden birisi. Bu ikisinden hangisine layık onu bilmez. Allah Teala bu yeter. Ama hesaba çekileceğimiz kesin. Hangi konular? Zihnimize irademiz dışında gelip geçen konular değil. Sık sık tekrar ediyorum, yanlış anlaşılmasın. Hangi konular bir hesap konusu? Üzerinde kafa yoruyor. Plan yaptığımız, tasarladığımız ama sonra beceremediğimiz şeyler Allah tarafından hesaba çekileceğimiz şeyler. Amele dökülmeden de mi? Pratize edilmeden de mi? Tabii. Bakara 284. ayet bize bunu hatırlatıyor. Buna benzer, bunu destekleyen bir ayet de İsra suresinde Rabbimiz 36. ayette şöyle Bismillah وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِلِعِيمٍ Hakkında bilgi sahibi olma. Seni ilgilendirmeyen konuların peşine düşme. Allah Teala veriyoruz. اِنَّ السَّمَا وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادِ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولُ Bilin ki kulak, göz ve kalp bundan sorumlu. Gözün sorumlu olduğu gördüğü şey. Doğru mu? Kulağın sorumlu olduğu şey, duyduğu şeyler. Soruyorum şimdisi. Kalbin sorumlu olduğu şey ne? Kalbin sorumlu olduğu şey, işte plan ve tasarı halinde kalan, eyleme dökemediğiniz, dökmediğiniz değil, eyleme dökemediğiniz kötü niyetlerimizle sorgu konusu olduğunu ifade eden bir şey. Kalp bundan sorguya çekilir. Bakara 284. ayeti Ashab-ı Kiram'a ağır gelmesinin nedeni de buydu. Burada şöyle bir şey de anlıyoruz. Sahabenin Kur'an okurken ki anlayışını, yaklaşımını anlıyoruz sonunda. Kur'an nasıl okunur? Kur'an okunduğu zaman bana okunur gibi değerlendirmek lazım. Burada konuşulanları her biriniz yanı başındakine söyleniyor ve sahip edinlerseniz bu olmaz. Hepinize söylüyor. Yani sözün meclisinden içeriye. Sözün meclisinden dışarı değil. Hepiniz. Her birimiz Kur'an okunduğu zaman, bir hadis anlatıldığı zaman bu bana söylüyor düşüncesiyle dinlemek zorundayız. Sahabe de bu şekilde anlatır. Kur'an okurken dinlerken bu şekilde yaklaşır. Onun için bu ayeti biz kendimize yönelik okuyoruz. Düşüncelerimiz hesap konusu vermiş. Niyetlerimiz hesap konusu. وَاِنْ تُقْدُ مَا فِيَنْفُسِكَ وَتُقْفُوهُ ifadesi bu iki cümle bu fiil formu yani Arapçadaki bu fiiller تُقْدُ وَتُقْفُوهُ gizleseniz de açıklasanız da şekline çevirdiğimiz bu cümle tercihimize bağlı fiiller. Tercihimize bağlı fiiller. Ne demek yani bu? İnsanın kendi planlamasıyla alakalı bir şeyi hatırlıyor. Durup dururken zihne gelen şeyler değil mi? Durup dururken zihne takılan şeyler değil mi hesap konusu olan şeyler? Özellikle üzerinde düşündüğümüz, kafa yorduğumuz konuların tamamı hesap mı karşımıza çıkacak bir konu değil. Mesela basit bir örnek vereceğim ama öğrenci kardeşlerimiz de var, ne öğrencileri olanlar da var. Bir öğrenci örneği getireyim, bir de başka bir örnek vereyim, anlaşılsın mesela. Havada kalmasın. Öğrenci dersine geçmek için kopya hazırladı. Düşündü. Nakşetle emek sattık, o güzel hatlarıyla hocayı çaktırmamak için kopya hazırladı. Niyetlerini zor bir dersi geçmesi gerekiyor. Yani, haramı helali düşünmedi. Kopya elde edeceği diplomanın getirecek kazancın haram olduğunu hiç hesaba etmiyor. Haram haram tabii ki. Bunu da söyleyeyim. Hesaba etmiyor. Kopya'yı hazırladı.
derse girdi fakat hoca, görevler, öldü bir radar kontrol eder ki kıpırdama imkanı yok. Ve kopya çekemeden sıradan çıktı. Sıradan çıktı. Bu insan bu düşüncesinden dolayı baba hesaba çekti bu tabloyu. Neden? Çünkü yapmaktan vazgeçmedi. Yapamadığı için vazgeçti. İşte bu düşünce, planlanan, tasarlanan bu düşünce Allah tarafından hesaba çekilecek. Ya sonuçta azap ya da sonuçta mağfiret olacak ama hesaba çekilecek olan bu düşünce. Veya şöyle bir örnek vereyim. Bizim Müslüman arabanın modelini yükseltecek. Oturduğu evi beğenmedi, evin modelini yükseltecek. Para yok. Banka amcasına gidecek, banka hazretlerine gidecek. Niyetlerini böyle yaptı, kredi bol, bol kesedenle veriyor. Küçücük faiz, minicik faiz diyor. Birilerine de fetva buldu. Bu ülkede zaten herkesin kafasına göre fetva verecek insan da var. Onu da buluyor. Niyetlerini, evraklarını tamamladı. Ertesi gün gitti. Tam yaşamış bir örnekten bahsediyorum çünkü bir akrabam içerisinde. İşlemlerini yaptı, tasarladı, düşünce aşamasında bütün fiiller gerçekleştirdi. O da ne? Ertesi gün banka gitti, banka kredi vermekten vazgeçti. Döndü, sonra birisi yaklaştı, beni de karşılaştı. Ben böyle bir yetim var, ben de vazgeçtim, lanet olsun, faizi de bulaşmadım. Kusura bakma, yetiş olsun. Bakara 184'e göre sen hesaba çekileceksin. Çünkü faiz almayı niyetlendim. Zihne takılan bir şey değil, tasarladın, planladın, evraklarını yaptın, tanzim ettin, gittin ama beceremedin. Allah bunu sağlayacak. Ve bu şekildeki bütün düşüncelerimiz hesaba çekilecek düşünceler. Bir hadisle çelişkiyi ifade edebilir kardeşlerim, onu da söyleyeyim. Allah Resulü diyor ki, iyilik yapma niyet eden ama yapamayana bir sevap. İyilik yapma niyet eden ama yapamayana olmadı bir sevap. İki, iyilik yapma niyet eden ve yapana birden 700'e kadar sevap olur. Üç, kötülük yapma niyetini yapmayana, yapmaktan vazgeçene kısım. Yapamayana değil. Kötülük yapma niyet etti, sonra Allah'tan kork dedi sesle içinden vazgeçiyordu dedi. Bütün imkanlar hazır, yapabilme imkanı varken vazgeçti, bunun sevabı var. Allah Resulü bahsetti bu. Yapamayana değil. Kötülük yapmaya niyet etti yapamayana değil. Yapmaktan vazgeçmek sıraka. Dördüncü bir kategori. Kötülüğe niyet edip de yapana da bir. Günah var bir. Azap edilir bir. Ceza edilir. Onun için burada Bakara 284. ayet. Elimizde olmadan zihnimize takılan düşüncelerden değil. Kafa yoran, elimizde ve irademize bağlı olarak zihinden geçirdiğimiz, tasarladığımız düşünsel, zihinsel bir takım şeyler Allah tarafından hesaba çekilir. Bunu bu şekilde ifade edelim. Yani mesela birkaç gün kurban, kurbanlar kesin. İnsanların niyetlerini dışarıdan bilme imkanımız yok. Kim hangi niyetle keser bilmeyiz, niyetlerimize göre karşılık çıkar. Işık kavurma, şölenme, görüştürme niyeti taşıyanlar zaten öyle. İçki ve domuz eti satmaktan çekinmeyen marketler bile kurban satıyor. Pardon, et satıyor. Bu kurban mıdır, et midir? Kurban kesmek ayrıdır. Hayvan kesmek ayrıdır. Hacca gitmek ayrıdır, Mekke'ye gitmek ayrıdır. Elbise giymek ayrıdır, kısırtıyor ayrıdır. Oruç tutmak ayrıdır, temiz ayrıdır. Bunlar birine karıştırma. Et kesme niyetiyle birisi kesti. Et de kurban değildir. İnsanların niyetini sorgulama imkanı yok. Sadece şartlı cümle kullanıyor. Niyeti eğer etse bu et kurban değildir. Hele bir de 7 kişilik bir ortak hayvan ortağıysa bir büyükbaş hayvan ortağı ise bir kişiden birisi eti kesip kavurma yapma düşüncesi ise bir altısının da kurbanı
caiz olmaz. Buna dikkat etmemiz lazım. Niyeti sorgulama imkanımız yok. Böyle soruşturma sakın değil mi? Ama bozuk niyeti insanlarla kurban kesmemiz acımız. Ameli sahip olmayan insanlarla kurban kesmemiz. Müslümanca bir hayat yaşadığını tabi olmadığınız insanlarla kurban kesmeyin. Sizin kurbanınız ne olur? Ne toplasın? Yıllar önce ben böyle bir şey yaşadım. Kurban üzerindeyken bunu fark ettim. Kurban kesildi. Etimi yani benim için kurban değil bu. Etimi getirdim. Yoldayken gittim ikinci bir kurban oldu. Evet. Ne yaptım? Kurban olmadı. Et niyetini kesen birisinin o şeye fark ettiğinden olmaz mı? Niyetler amellerimiz ortaya koyacak. Onun için sadece amellerimiz değil, düşüncelerimiz de hesaba çekilme nedeni bunu bilerek yapmışız. Rabbim niyetlerimizi de amellerimize, amellerimizi de niyetlerimize muvaffak kılsın. Allah Teala ibadetlerimizi, taatlarımızı yüzümüze çarpmasın kıyamet gününde. Çok olacak bir durum yaşatmasın bizi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صبيرلا قرنا سوري وجان سوري وجان تشهد başkanının vekaletle kurban kesimi ilgili çarşıdaki yeni cami soy kampanyası orada kurban bayramı kurban kesim günlerinde vekalet ve kurban kabul edilecek yani şirket vakfı tarafından bu düşüncesi olan kardeşlerimizle bunu bilsinler, haberleriniz olsun. Allah Teala kurbanlarımızı kabul edilsin inşallah. Kendisine yaklaşma vesilesi kılsın. Allah'ın ifadesiyle kanlar ve etler Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan sizin düşünceleriniz bizim niyetlerimizdir. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Thank you.